Merhaba, yeni bir seriyle karşınızdayım. Yeni serimiz çıktı evet. Peki şimdi ne çıkacak? Peki bugünkü konu ne? Anjiyogenezis. Hadi gelin anjiyogenezle ilgili ne soruldu ve bundan sonra yani bu tusta neler bekliyorum? Gelin bunu konuşalım. Evet, şöyle bir soru vardı. Aşağıdakilerden hangisi bir anjiyogenez inhibitörüdür diye bir soru ve cevap trombospandin. Bir kere bunu unutmayacağız çünkü tekrar sorulabilir. Anjiyogenez inhibitörü de trombospandin ve trombospandin bir yerde daha rol oynar. Özellikle makrofajların apoptotik hücreleri fagosite etmesini sağlayan bir reseptördür. Makrofajların apoptotik hücreleri fagosite etmesini sağlayan ikinci reseptör de nedir? Fosfotidilserindir. Peki başka neler bekliyorum? Mesela şunu sorabilirler. Anjiyogenez sürecinde rol oynayan temel iki faktör. VEGF ve FGF2. En önemli faktörler bunlardır ve özellikle VEGF tabii ki yani vasküler endotelial büyüme faktörü tabii ki başı çeker. Anjiyogenez biliyoruz ki fizyolojik ve patolojik süreçlerde görülür. Yeniden damarlanma demektir. Kanserlerin metastazında da rol oynar. ROP, diyabetik retinopati gibi bazı hastalıkların patofizyolojisinde de patogenezinde de rol oynar. O nedenle anti-VEGF ajanlar bulunmuştur ve bu anti-VEGF ajanları size sorarlar. Neler onlar? Bevacizumab, ranibizumab, aflibercept çok iyi bileceğiz. Soruldu aslında bevacizumab tekrar sorulabilir. Peki anjiyogenezin ya da diğer ismiyle neovaskülerizasyonun evreleri var değil mi? Evreleri ilk evre nedir? Ne ile başlar? Unutma bu çıkar. Vazodilatasyonla başlar. Anjiyogenezin ilk evresi vazodilatasyondur. Ve bunu uyaran yani vazodilatasyonu anjiyogenez süresinde vazodilatasyonu uyaran iki faktör var. Bir No, nitrik oksit, 2 VEGF. Peki, başka bir soru. O da şu. Anjiyogenezin evreleri sırasıyla sorulacak. Anjiyogenezin birinci evresi vazodilatasyondur. Ve vazodilatasyondan sonra perisitler ayrışır. Bazal membran parçalanır arkadaşlarım. Matrix metalloproteinazlar ve tip 4 kollajenazların etkisiyle bazal membran parçalanır. Ve dikkat, tipsel oluşur. Tipsel. Sprouting denen bir süreç var. Sprouting oluşur. Yani çimlenme, filizlenme oluşur. Ve burada endotel hücreleri o bölgeye doğru migrasyon gösterirler. Yani göç ederler. Sonra prolifer olurlar ve sonra yeniden şekillenip bir araya gelip yeni bir kapiller yapı oluşturmaya başlarlar. Çok önemli. Başlangıç ne? Vazodilatasyon. Sonra ne? Yıkım. Neyin yıkımı? Bazal membran yıkımı. Bazal membran yıkılacak ki endotel hücreleri oradan göç etsin ve tipsel oluşsun. Tipsel önemli arkadaşlarım. Başlangıç hücresi, tipsel, öncü hücre diyebiliriz. Öncü hücre ve bu sürece de sprouting deniyor. Yeniden filizlenme. Ve o bölgeye endotel hücreleri migrasyon gösterirler, prolifere olurlar ve yeni bir kapiler tüp, kapiler yapı oluşturuyorlar. Ve bunların etrafını perisitler alıyor ve düz kas hücreleri alıyor arkadaşlarım. Ve artık bundan sonra anjiyogenezin durması lazım. Endotel hücre proliferasyonun inhibe olması lazım. İşte o zaman devreye endotel hücre inhibisyonunu ve bazal membran birikimini uyaran faktörler girer. Birazdan onları da söyleyeceğim, konuşacağız. Dikkat! Bakın şu bir damar, şu damardan yeni bir damar oluşacak. Şuna öncü hücre diyoruz. Bir kere unutmayacağız. Tipsel öncü hücre çok önemli. Peki bana söyler misin? Anjiyogenezin ilk aşaması neydi? Söyle. Vazodilatasyon. Peki hangi faktörler oynuyordu? VEGF ve nitrik oksit. Peki öncü hücre oluşumunda kim rol oynar? Bileceğiz. Öncü hücrede yine VEGF var ama çok daha önemli bir şey var. Notch. İşte ben olsam sorardım. Notch çıkar arkadaşlarım. Notch öncü hücre. Sprouting. Bir de damar dallanma süreçlerinde, anjiyogenezin dallanma süreçlerinde rol oynar. Çıkacak. Başka perisitler ayrılır. Peki peristerin ayrılmasına sebep olan anjiyogenezi uyaran faktör ne? Anjiyopoetin. Bakın trombospandin anjiyogenezi inhibe eder. Anjiyopoetin anjiyogenezi uyarır. Peki anjiyogenez süresinde temel etkisi nedir? Peristerin ayrılması. Bazal membranında parçalayan matris metalloproteinazlar. Peki. Son basamakta artık matürasyon oluyor. Peki damar matürasyonundan sorumlu temel sitokinler kimdir derse artık orada fibroz dokunun oluşması lazım, olgunlaşması lazım, düz kas hücrelerin, perisitlerin gelmesi lazım. İşte bu iki faktör. TGF, beta ve PDGF de anjiyogenezin son basamağındır onlar. Unutma, VEGF, nitrik oksit bunlar anjiyogenezin ilk aşamalarında.
Ama PDGF ve TGF beta ki bunlar düz kas hücre göçünü uyarıyor. Bunlar fibrozi sağlıyor. Bunlar bazal membranı oluşturuyor. Bunlar son aşamalar oynar. Peki az önce söyledim. Sprouting yani filizlenme ve dallanma bölgeleri oluşumlar oynayan hangisidir? Cevap notch sinyal yoludur. Çıkacak. Peristen ayrışması söyle anjiyopoietin. Bravo. Peki anjiyogenez inhibisyonlar oynayan faktörler neyi sordular? Trombospandin. Onun dışında interferon alfa, anjiyostatin. Bakın statinler inhibisyon. Endostatin inhibisyon. Ve tabii ki metalloproteazlarda yine anjiyogenez inhibisyonlar rol oynarlar. Başka bir soru aslında benzeri soruldu ama yine sorulabilir. Hipoksik hücreden sanılan ve VGF'i uyaran temel madde. VGF'i uyaran temel madde ve hipoksik hücreden sanılan madde hipoksi inducible faktör. HIF-1 alfadır çok önemli. Yani bir hücre hipoksiye girdiği anda HIF-1 alfa sentezler ve HIF-1 alfa da VGF uyarır. Peki HIF-1 alfa oluşumunu uyaran bakteri Bartonella henselea. Kedi tırmığı hastalığı etkendir biliyorsunuz değil mi? Bartonella henselea kedi tırmığı hastalığı, Bacillus angiomatosis, Pelioris hepatitis etkeni olan bir bakteridir. Peki HIF-1 alfayı ve eritropoietin üretim inhibisyonu yapan büyüme tümör süpresör gen ki bu da son zamanlarda sorulmuş bir tuz sorusu aslında yine çıkabilir VHL. Von Hippel-Lindau sendromunda VHL'nin kalıtsal delesyonu vardır ve dolayısıyla bu hastalarda HIF-1 alfa aşırı uyarılmıştır. Dolayısıyla bu hastalarda yani VHL olmayınca VHL inhibe ediyor HIF-1 alfayı. VHL olmayınca HIF-1 alfa aşırı uyarılıyor. Dolayısıyla VGF aşırı üretiliyor ve ne oluşuyor? Hemangioblastom oluyor. Evet. Başka von Hippel-Lindau sendromunda başka neler oluyor? Renal hücreli kanserler oluyor. Feokromasitoma oluyor. Ve özellikle polistemi sık görülür çünkü bunlar da polistemi yapan tümörler zaten. Evet, benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bunlar. Yarın yine aynı saatte, aynı yerde potansiyel soruları konuşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.